Diş eti komşuluğu nedeniyle marjin bölgesi diş kesiminde en çok dikkat etmemiz gereken kısım düzgün bir hat elde etmek için rond frez 45 derece eğimle tutulup tek harekette basamak oluşturulabilir. 45 derece eğimde rond frezin sadece yarısı madde kaldıracağı için basamak genişliğimiz frez çapının yarısı kadar olacaktır. Dolayısıyla aproksimalde tam kalınlıkta çalışacağımız düz uçlu silindirik frezin uç çapı rond frezin yarısı kadar olmalı. Bu frezde yandaki dişlere zarar vermemek için insizalden papil tepesine doğru madde kaldırılabilir. Gerekirse yan dişler matris bandıyla da korunabilir. Tüm yüzeylerde basamak hattı elde edildikten sonra silindirik bir frezin uç kısmını eski bir el aleti üzerinde körleştirip tüm basamak hattında kalan undercutlar yok edilebilir. Elmas yüzeyi yok edilen frez oluşturduğumuz margin hattına zarar veremez. Bu aşamadan sonra eğer istenirse sonik el aleti ve uçlarla basamak attı subgingival alana konumlandırılabilir. Sonik uçlar dönmedikleri için diş eti dokusuna zarar veremezler ama rotasyonel aletlerle çalışılacaksa önce diş eti retraksiyonu gerçekleştirilebilir. Marjinal ve aksiyel preparasyondan sonra insizal kenar kesimi de tamamlanıp pürüzsüzleştirme ve parlatma işlemlerine geçilebilir. Eğer diş etinde parçalanma ya da kanama oluşmadıysa hidrofili karakterdeki bir ölçü maddesiyle ölçü alınabilir. Bu aşamada hava sıkılması ölçü maddesinin sulkus alanına girmesini kolaylaştırıp daha net bir ölçü alınmasını sağlayabilir.